şartlarında günümüz şartlarında 10 derecelik ve 30 derecelik işte eğimli olan 15. enlemde iki tane kuzey bakısına gelen radyasyon miktarı flat surface'in %80'i, 30'da ise %40'ıymış o gün için. Fakat aynı oran güney bakısı için, güneye bakan yamaçlar için %110'u veya %140'ı. Şimdi güneye bakan ve kuzeye bakan 30 derecelik enlemlerde birine %40 radyasyon gelirken diğerine %140 radyasyon geliyor. 10. enlemde ise birine %80 gelirken birine %110 radyasyon geliyor. O yüzden hem eğim hem de bu oranlar diğer latitude'larda daha farklı. Latitude yani day of year olarak bu fonksiyonlar tamamen bu oranlar değişiyor. Şimdi insolation'lar yani increase decrease şeyi verdik. Yani latitude bu insolation variability'yi arttırıyor. Benzer latitude'larda ise işte daha dik yamaçların arasındaki fark da artıyor. Şimdi mesela bu ilk kapak fotoğrafında da verildiği gibi yani kuzeye ve güneye bakan bir taraf diğerinden daha dik olduğu bariz belli. Yani güneşten gelen radyasyon bakımından işte bitki örtüsü farklılığı var ve işte ekvatora bakan yerler daha kurak ve daha az bitki örtüsüne sahipken kutuplara bakan yerler ise daha nemli ve daha nispeten daha yoğun bitki örtüsüne sahip. O yüzden bunlar da uzun vadede erozyonu değiştiriyor diyebiliriz. Bu da işte dünyadaki yani dünyanın genel atmosfer yani global circulation'ı. Şimdi ben ilerleyen yerlerde sıklıkla belki bir indeks kullanacağım. Sağda altta gösterilmiş Hilsdorf Asimetri Index, high diye yazılmış, north south. Yani bu şu demek, logaritmik fonksiyonu olarak median slope'ları, kuzey yamacına bakan gridlerin median slope'larının kuzey yamacına bakan gridlerin median slope'una oranı. Bu değer pozitifse pay büyüktür. Logaritminin fonksiyonu olarak negatif ise saat büyüktür. Şimdi north facing'ler steeper diye gösterilmiş. İşte bu 60. enlemden 60. enleme kadar işte Mike Collins'ın bu çalışması sol tarafta. Gördüğünüz gibi ekvatorda çok ciddi bir değişiklik yok ama mid latitude'larda özellikle 20 ile 40 arasında eğer görüyorsanız çok ciddi bir şekilde bir saniye o zaman yani çok pointer'ı görebiliyor musunuz Tolga? Evet görebiliyoruz hocam. Yani çok ciddi bir şekilde pozitif north facing slope'lar var. South'da ise southern hemisphere'de ise south facing slope'lar var. Fakat bunların çok güzel olduğu bir şey var. Gerte'nin bu global yani hidrolojik modellerle alınmış. İşte bitki stresini gösteren kırmızısı bitki stresi. Mid latitude'larda bitki stresi daha az. Yani yok diyebiliriz. Özür dilerim. Ekvator'da mid latitude'larda daha fazla. Özellikle bu mid latitude'larda bir Hilsdorf Asimetri indeksi daha more pronounced. Çünkü buralarda hadley hücreleri de eğer hatırlarsak işte o bölgelerde daha fazla. Şimdi Nicol'un Ağustos ayında yeni çıkan bir makalesi var. Şimdi onu biraz tanıtmaya çalışacağım. Biz burada işte grass is not always greener on the other side diye eğer yani anlattıklarımı hani daha merak ederseniz lütfen yani open access'tir zaten. GRL'de yayınlandı. Temmuz ya da Ağustos ayında. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu çalışmada biz bu bölgelerin aynı anda hem Hilsdorf Asimetri Index bütün literatürü taradı. Yani bir literature harvesting yaptı. Bu literatürde işte değişik bölgelerde bitki örtüsü farklılığı olan yani aspect controlled vegetation difference olan yani site edilmiş ekoloji olabilir, soil pedoloji çalışmaları olabilir. Bütün çalışmaları taradığı zaman yani insan etkisinin olmadığı bu yerlerde ya buraların gerçekten yani kuzeyler yani bize göre kuzey veya polar facing slope'lar gerçekten daha yeşil midir? Yani sorduğu temel soru buydu. Çünkü bir sonraki soruda da ya buraların hani hangi taraf daha eğimi daha diktir? Aynı anda işte yani çift kuş vurmaya çalıştık aynı taşla. Şimdi burada görüyorsunuz yani yaklaşık olarak 80 civarında bir site var değişik ülkelerden.
Bütün işte B'de görüyorsunuz bu Kuzey Amerika'dan bitki örtüsü farklılığı var. İşte C gördüğünüz gibi burası İtalya. D ise Mongolia. Burada da bir bitki örtüsü farklılığı var. Eğer biraz jeolog şeyiniz olursa hafif bir burada aslında asimetri de var. Uzun kısa, uzun kısa gibi ardalanmalı bir yamaç veya histop asimetrisi var. İşte E ise bu Güney Yarımküre'den burada yamaçların yönleri daha dense olan vegetation yönleri biraz daha farklı. Şimdi biz daha önce modelleme çalışmalarında özellikle bu New Mexico için modellediğimizde vegetation state'leri bu modelin değişik aşamalarda A, B, C diyelim. İşte bitki kalınlığı veya bitki ne kadar yüzde kaçı kavrediyor o gridselde. Şimdi daha yeşil demek daha fazla bitki var demek. Eğer şuraya bakarsanız burası north facing, burası south facing slope. C aşamasında ile B aşaması arasında bir fark var. Şimdi B aşamasında özellikle monsoon geldiği çok yağışlı ortamlarda grasslar için görüyorsunuz north facing slope'lar karşısına bakan south facing slope'lara göre daha açık yeşille tanımlanmış. Yani daha az bitki örtüsüne sahipken bir süre zaman geçtikten sonra bu bir shift oluyor. Yani south facing slope'ları zamanla geçiyor. Tabii ki bunun nedeni özellikle monsun zamanlarında New Mexico gibi bir yerlerde çok aşırı yağış gelmesi ve ortamın o zaman süreci içerisinde bir enerji limited ekosisteme evrilmesi. Enerji limited ekosisteme evrildiği için south facing slope'lar bundan avantajlı. Fakat bu avantaj uzun süre yani veya daha çabuk respons veriyor. Daha uzun süre sürmediği için sadece yani birkaç gün veya yani a couple of weeks mertebesinde diyebilirim. Şimdi bunu sadece biz modellemeyle şey yaptık. Hani göstermiştik bir model sonucu bu yani şey de olabilir. Tolga çıktım ama bilmiyorum. Ekran şeyinden çıktım galiba. Paylaşımla. Öyle mi? Bilmiyorum. Tekrar bir denersen. Paylaşmayı. Yok bir şeye basmadım ya. Tamam mı? Screen share yapıyorum ama. Evet geldi. Geldi mi? Bu arada yani, son 3 dakikanız hocam. O da iyi. Ondan sonra bunları gözlemledik. Bunu şey olarak Johnston, Samuel Johnston datayla Gavian Mesa'da bunu kendisi gösterdi. İşte bu datayla gösterildi. Fakat biz bu sahaları işte baktık. Google Earth Engine kullandık. Ondan sonra işte yıllık yağışlar, arit indeksi, değişik data setleri kullandık. Ve sonuç olarak biz aylık uzun dönemli normalized different vegetation difference dediğimiz ondan sonra difference dediğimiz bir dakika işte kuzeye bakan yamaçlarla güneye bakan yamaçlar arasındaki farkı baktık. Aynı zamanda buralarda işte kar falan etkisi var mı? Onları da hani inceledik. Fakat burada biz çok ilginçtir 3 tane pattern gözlemledik. Birinci pattern yani polar phasing'lere bakan slope'lar her zaman daha yeşil. Yani mavi renkler polar phasing'lere bakan negatif, pozitif, kırmızı renkler ise NDVI negatifler. Pattern 2'ler ise bir reversal var. Yani kış mevsimlerinde kırmızı, yaz mevsimlerinde ise mavi var. Yazın işte NDVI'ler pozitifken kışın NDVI difference'ları negatif. Üçüncü paternimiz ise yani herhangi bir significant bir yani either positive or negligible yani çok ciddi bir değişiklik yok. Bunun nedeni ne olabilir diye baktık üç patern arasında. Daha sonra burada biz işte bu da yağış paternleri diyebiliriz. Yani genelde patern birler gözlemlediğiniz gibi işte Mediterranean climate'lara yani kışın daha nemli olabilir veya monsoon climate'lara. Veya uniform precipitation'lara iş olabilir. Şimdi burada üç paterndeki birinci kolon, en soldaki kolon birinci paterni, ortadaki kolon ikinci paterni ve üçüncü, diğeri ise üçüncü paterni. Yukarıdaki NDVI değerleri polar phasing mavi ile kırmızı ise equator phasing de gösterilmiş. İşte NDVI difference'ları da burada gösterilmiş.
Daha sonra burada gözlemlediğiniz gibi precipitation'la potential evapotranspiration değerleri verilmiş. Eğer dikkatinizi çekerse birinci paternde polar phasing slope'lar her zaman daha fazla. Bu daha fazla olduğu için eğer dikkatinizi çekiyorsa bu hep enerji limit, water limited bir ekosistem. Yani precipitation hep kırmızının potential evapotranspiration'ın altında kalmış. Fakat reversal'ın olduğu yerlerde, yani bunlar semi-arid yerler olmasına rağmen, aklımızda çöl gibi yerler olmasına rağmen, bu Kaliforniya'nın kurak yerleri, Akdeniz ikliminden dolayısıyla özellikle kışın yağışların, yani kışın yağışlı olması, görüyorsunuz mavi precipitation potential evapotranspirasyondan daha fazla. Şurada birkaç aylık ve özellikle kışın bir water, yani bir enerji limitation var. Bu enerji limitation kendisini gerek bitki örtüsü yapısının farklılığından dolayı NDVI'lerde kendisini gösteriyor. Üçüncü patern zaten negligible. İkisinin arasındaki fark çok fazla ve bunların arasında ciddi bir yani NDVI farkı olmuyor. Potential evapotranspiration PET arasındaki fark da çok fazla. Şimdi buradaki asimetriler özellikle rüzgar gülü diyagramlarından da biraz hani bakarsak işte bir tanesi Arizona, öbürsü Gavilan Mesa. Ondan sonra yani hep mavi şeyden bütün açılarda sadece kuzeye bakan yamaçlarda değil işte 30-60-90 diğer binlerde de daha fazla. Diğerinde ise Gavilan Mesa'da ise bir asimetri söz konusu. İşte bu asimetriyi özellikle kendisini Kasım ayında daha büyük aşağı doğru daha fazla güneyli açılarda daha büyük NDVI olarak kendisini gösteriyor. Tolga kaç dakikan var? Son bir dakikanız hocam. Tamam yani şu anki hani research'un buradan Hilsop Asimetri Index değerleri nasıl gider diye baktığınız zaman ben çok yani başları biraz detaylı anlatma anlaşılır kusura bakmayın. Şimdi biz gene bu yerlere baktık bir de üstüne sinir konuları aldık. Bu CD çok ilginçtir. Bu bir sinir konu. Volkan konisi CD Amerika'dan. İşte burada bile bitki örtüsü farklılığını görebiliyorsunuz. Fakat buradaki amacımız hangi yamaç daha diktir diye baktık. Ondan sonra hepsinde soil mantle olacak. Yani bir bunlarda çok ciddi bir landslide. Burada landsliding istemiyoruz. Rock outcrop istemiyoruz. Çünkü biz tamamen bitki örtüsünün ne kadar erozyona attığı imzadan imzayı düşünüyoruz. Yani bitki örtüsü erozyona etki etmesi lazım. İşte yani değişik latitütlere baktığımız zaman gördüğümüz gibi kuzey yarımkürede hala birkaç tane değerin yani bizim bilmediğimiz bunların hani cevabını arıyoruz veya güney yarımkürede işte North Steep, kuzey yarımkürede ise South'un daha steep olduğu. Yani bunun nedeni nedir? İşte tektonizma falan değil. Yani buralar ufak yerler hemen hemen aynı jeolojiye sahipler, aynı materyalleri underlying geology, litolojiye sahipler. Cinder cone'larda da aynı sıkıntımız var. Bu 5 farklı bölgedeki cinder cone, yaklaşık 230 cinder cone. Buralarda da south steeper. Bunun içinde başka bir teorimiz var. Şimdi hani ne kadar zaman geçmesi o imzayı atması için vesaire diye. Şimdi en sonda işte değişik şeylere bakmaya çalıştık. Yani parametreleri, hangi parametre etkili falan. Şu an halihazırda bir sonucumuz yoktur. Yani sonucu bulamadık. Teşekkürler. Teşekkürler Ömer Hocam. Soru varsa alabiliriz. Aslında Nusret Hoca'nın bir tane sorusu var. Belki ben onun adına sorayım. Özellikle NDVI'nin hangi uydudan alındığını, bunun kaynağını ve çözünürlüğün bunun üzerindeki etkisini soruyor hocam. Tabii NDVI yani kullandığımız Nicolin paper'ın, Gerald paper'ın da 30 metrelik NDVI değerleri, Normalized Different Vegetation Index, 30 metre Google Earth Engine kullanıldı. 17 yıllık, 2000 ile 2018 yıllık galiba, 2017 arasında. Yani Google Earth Engine'dan onlar Landsat'lara bağlı hocam. Anladım. Ya, ama şey 30 metre yani Hilsop'ları 30 metre diye hatırlıyorum ama Hilsop'ları gösterecek kadar. Landsat'sa 30 metre evet. Evet Landsat'lar. Yani o bir compilation hocam. 5-6-8 mi ne? Yani Google Earth Engine artık bunların hepsini şey yapıyor.
Evet, teşekkürler hocam. Bir de Muhammed Zeynel Öztürk'ün bir lokalite önerisi var Sivas civarında. Acısu Irmağı, Kanyonu gibi Kızılırmağı'a ait doğu-batı uzantılı kollarda bakı ve bunun bitki örtüsü farklılığıyla ilgili etkiyi çok net görülüyor demiş. Belki bunu da ileriki çalışmalarınızda Türkiye için değerlendirirsiniz. Tabii Muhammed hocama çok teşekkür ederim ilgisi için. Yani ben hani şey bilmiyorum, e-mailimi attım. Lütfen hani geolokasyonunu yollarsa yani o bölgeyi inceler. Çünkü Aral Hoca'nın bir tane makalesinde o fotoğrafı gördük. İşte seninle beraber hani belki oraya gidebiliriz. Yani Beypazarı civarında. Evet. Beypazarı'ydı. Aral Hoca'nın Turkish Journal of Earth Science'da bu sene çıkan, işte Aral Hoca'ya kendisine söyledim. Ya hocam hani sizin bu 8 numaralı figürde Ömer ben de dikkatimi çekmemişti dedi. Yani bir bitki örtüsü kaynaklı şeyi var. Yani iki tarafta bir bitki örtüsü farklı. Yani jeoloji hemen hemen aynıydı sanırsam daha sonra konuştuğumuzda ama. Evet, granitler var orada ya. Aynı. Yamaçlar. Çok teşekkürler bu arada Muhammed Hoca'ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ömer Hocam. Yani bu bilinen bir şey. Yani Türkiye'den henüz biz bir yayın bulamamıştık. Yani bizim sıkıntımız oydu o zaman. Ben artık ederim. Sizin çalışmalarınızı bekliyoruz Türkiye'de. Eyvallah hocam, sağ olun. Çok teşekkürler. Ben ikinci konuşmacıyı davet etmek istiyorum izninizle. Ayda sunacak ikinci yazar Mehmet Akif Sarıkaya, karbonatlı kayaçların uzun süreli denudasyon hızının kozmojenik klor-36 izotopu kullanarak belirlenmesi Toroslar Türkiye örneğiyle. Ayda söz senin, ekranını paylaşabilirsin. Tamamdır hocam. Ekranın geldi Ayda. Görebiliyorum tamam. Da. Oldu mu hocam? Evet. Başlayabilirsin Ayda. Süren 15 dakika. Teşekkürler. Tamamdır hocam. Herkese merhabalar. Çok hoş geldiniz. Ben bu sunumum, doktora tezimin bir kısmı. Buraya kadar elde ettiğimiz verileri ve sonuçları sunacağım. Burada danışman hocamla, Profesör Mehmet Akif Sarıkaya'dan bu tez sürecince verdiği tamam tüm yani desteklerden dolayı, yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu proje TÜBİTAK İTÜBAP tarafından destekleniyor finansal olarak. Onlardan da çok teşekkür ediyorum. Sunumumu İngilizce sunacağım hocam izninizle. My presentation topic is defining long-term denudation rate of carbonate rocks by cosmogenic chlorine 36 in the Taurus Mountain, Turkey. First of all, I would like to give a brief introduction about terminology of erosion and denudation. When we say erosion, it means removal of rock volume from a surface in the unit of time. So its unit is cubic meters per square kilometers per year. But when we say denudation, we means lowering of a surface of the earth in the unit of time. So its unit is millimeters per thousand year. Both erosion and denudation can occur by physical and chemical weathering. About carbonate terrain denudation, both physical erosion and chemical weathering are important, but the effect of chemical weathering is much more important in comparison with silicate rocks because the presence of water and carbon dioxide makes carbonic acid, and carbonic acid makes reaction with calcite minerals and dissolves calcite minerals. So the availability of water and carbon dioxide is very important in a carbonate terrain denudation. And water and carbon dioxide are controlling with climatic factors. So the effect of climatic factors in denudation of carbonate terrains is very important. The question, research questions are, how much is the long-term denudation rate of carbonate bedrock in Taurus Mountain? And secondly, we would like to know what are the controlling factors of carbonate denudation? Is it climatic factors, topographic factors, or lithological parameters?
Ayda duyabilir misin beni? Sesin gitti. Unmute yaparsan kendini, ben deniyorum ama. Unmute mu yapacağım? Tamam. Geldi şimdi. Tamam. Ha, devam edebilirsin. Tamam. This map shows distribution of carbonate rock surface exposure in Turkey. And the black box shows our study area, which is part of Taurus Mountain. And Taurus Mountain is well known for its karstific lithology. And three photos here are taken from Öztürk 2018 paper, which shows karstified regions in Geyik Mountain in Taurus, which is part of our study also. Our study area includes three kind of limestone. The green units on the left shows Jurassic Cretaceous Neritic limestones, and the yellow units shows Miocene Neritic limestones, and the blue units shows Mesozoic marbles. Today I just I'm going to talk about the green units, I mean Jurassic Cretaceous Neritic limestones, which are showed here by black box. Our methodology is using chlorine 36 cosmogenic nuclides. This methodology has three steps. First is getting samples from the field. In sampling, we try to get 2 or 3 centimeters of the bedrock surface. Then we take the samples to the laboratory and we do chemical preparation. This stage has been done on E2 Cosmo lab in our institute. And in this stage, we extract chlorine 36 from rock samples. And then the results are sending to AMS for measuring the number of chlorine 36 cosmogenic nuclides. A basic theory about the chlorine 36 cosmogenic nuclides is that when cosmic radiation reaches to the surface of the Earth, it collides with some elements inside the minerals. For example, calcite, chlorine, or potassium can react with cosmic radiation and result to chlorine 36 isotopes. When in the right graph it's shown, when there is no erosion, the amount of cosmogenic nuclides which we found in the sample are high. But when erosion happens, the amount of nuclides decreases. So there is a reverse relationship between the amount of measured cosmogenic nuclides and the amount of erosion. Here, this photo shows our sampling places. Here we have 5 sampling sites. 2 sampling sites, Adrasan and Bucaka, are so near to the Mediterranean coast, but 3 other samples, Barla, Dedegül, and Geyikta, are a little bit far from the coast and towards the land. For all of the sampling sites, we try to get samples from high elevations, as high as possible, and the places that have less soil and less vegetation, because we want to eliminate the effects of soil and vegetation. Then we get our results from AMS results, and we calculated the denudation rates. We found that the highest denudation rate is in Adrasan, near the Mediterranean coast, about 28.9 millimeters per thousand year. And the less denudation rate is in the Barla, 9.1 millimeters per thousand year. Then we correlated our denudation rate results with climatic and other topographic and lithologic factors. The map here on the left shows total annual precipitation of the area. For each sampling site, we extracted total annual precipitation. Then on the right, we plotted denudation versus total annual precipitation.
And it shows that there's a positive correlation between denudation rates and annual precipitation in this region. Here we made the mean annual temperature map of the study area. Again, we extracted the mean annual temperature for each sampling site. And when we plotted denudation rate versus mean annual temperature, we couldn't find a strong relationship between temperature and denudation rate. In the third map, we plotted denudation rates versus elevation. And here, for three samples, which are towards the land, I mean, sample number 3, 4, and 5, which are on the far right of the diagram, we could see an increase in the denudation rate by increasing elevation. I mean, from 9.1 to 9.9 and then to 12.5. When elevation increases, denudation rate increases. But for two samples, sample number 1 and 2, we cannot find that relationship. Here, I made two elevation profiles from our sampling sites. The first one shows sampling sites 1 in SW, then sampling site 2 and sampling site 3. For sampling site 1 and 2, there's high high denudation rates, while we have low elevation. But in elevation profile number 2, which is from SE to NW, when the elevation increases, the rate of denudation also increases. So it there is a question mark why we don't have a low elevation in low denudation rates in the low elevation in sample number 1 and 2. And then we plotted denudation rate versus distance from the coast, we see that when distance from the coast increases, the rate of denudation rate also decreases. And so this leads us to the conclusion, maybe water vapor in the coast affects denudation. The final parameter that we measured here was rocks mechanical strength. We use Schmidt hammer to measure rocks mechanical strength. In this method, we measure 12 rebound for each bedrock, and then we measure average of 10 high amounts, and then we plot denudation rate versus Schmidt hammer rebound values. Here, high values shows that bedrock are more resistant to erosion and denudation. Here also we find a negative correlation between denudation rate and rock mechanical strength for samples number 5, 4, and 3. When mechanical strength increases, the denudation decreases from 12.5 to 9.1. Finally, I compared our results with other studies in this field. One of the pioneering studies is Stone 1994, which studied the denudation rate of carbonate rocks in Australia. He found that there is a positive correlation between a denudation rate and the climate pattern in Australia. He found that in arid parts of the country, there is a low denudation rate, about 5 millimeters per thousand years, but in humid and humid tropic parts of the country, there's a high denudation rate, about 200 millimeters per thousand year. Another study in China found 20 to 50 millimeters per thousand year denudation rate for carbonate rocks, but here there is a weak negative correlation with temperature, but they couldn't find any correlation with precipitation. There's an important study in Israel, which has been done with RIB 2014. They found that in Mediterranean climate, the denudation rate of carbonate rocks is between 20 and 21, and they found a positive correlation with mean annual precipitation. And in the hyper-arid parts of the country, they found a
1 to 3 millimeters per thousand year denudation rate, which is also correlated strongly with precipitation. Your last 2 minutes, Ayda. Hocam, bu son. In Mediterranean climate, another study has been done in France. They found denudation rate of 13 millimeters per thousand year. And another study in Antarctica has been done by Marrero 2018. He found that because Antarctica has an arid climate, they found the lowest denudation rate for carbonate rocks, which is 0.22 millimeters per thousand year. And they point out that when there is a precipitation is in the form of snow, it's less effective than rain. Finally, our conclusion shows that steady state long-term denudation rate of carbonate rocks in Western Taurus Mountain is ranged from 9.10 millimeters per thousand year to 28.86 millimeters per thousand year. And denudation rates decreases from coastal area towards the land. Denudation rates show a positive correlation with precipitation and a negative correlation with rock mechanical strength. Western Taurus denudation rates indicate a weak correlation with temperature. Hocam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ayda. Sorularınız varsa chatten yazabilirsiniz. Ben bir yorum yapabilir miyim Tolga? Tabii, buyurun hocam. Ayda, çok teşekkür ederiz. Gerçekten tebrik ederim. Bu denudation ve işte erozyon sorunu özellikle kozmojenik yaşlandırmada, hani bilgi için söylüyorum, arazideki özellikle buzul çökellerini yaşlandırırken önemli bir bilinmezdi bizim için. Ama siz bu çalışmayla 10 milimetre civarı böyle kafadan atıyorduk herhalde bu kadardır diye. Siz burada quantify etmiş durumdasınız bunu. Çok daha bilimsel bir temele oturttunuz. Gerçekten çok güzel bir şey. Yağmurla birlikte, anladığım kadarıyla precipitation'la birlikte de artabiliyor bu. Daha fazla data geldiği zaman daha istatistiki olarak anlamlı sonuçlar çıkacaktır. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sanırım başka soru yok. Varsa alabiliriz. Ayda, çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Güzel sunumun için. Şimdi sonraki sunum benim yüksek lisans öğrencimle birlikte, şimdi doktoraya başladı kendisi. Seçkin Fidan tarafından yapılacak. Türkiye ölümcül heyelan veri tabanı ve bunları kontrol eden parametreler üzerinde bir sunum gerçekleştirecek. Ayda, sen sunum şeyini durdurursan, paylaşımı, bir sonraki konuşmacı paylaşabilir. Tamam. Seçkin Bey, 15 dakikanız var. Tamam hocam. Beş dakikada sorular için süreye uyarsanız iyi olur. Buyurun, söz sizin. Herkese merhaba, ben Seçkin Fidan. Danışman hocam Tolga Görüm ile birlikte uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda da yayınlanacak olan çalışmamızın son bulgularını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle heyelanların niçin önemli olduğunu, bu veri tabanına neden ihtiyaç duyulduğunu, bu veri tabanının nasıl oluştuğu ve nasıl analiz ettiğimiz hakkında bilgi verip sonuçlar ile sunumumu tamamlamayı planlıyorum. Heyelanlar dünya genelinde ve ülkemizde önemli ölçüde sosyoekonomik ve doğal kaynak kayıplarına yol açan jeomorfolojik tehlikelerden birisidir. Heyelanlar her yıl dünya genelinde binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına ve aynı zamanda milyarlarca dolar ekonomik kayba yol açmaktadır. Salgın hastalıklar afet araştırma merkezi istatistikleri de bize şunu gösteriyor ki dünyada tüm doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin de en az %17'si heyelanlar nedeniyle meydana gelmektedir. Bu açıdan heyelanları ele aldığımızda heyelanların önemini sadece jeomorfolojik açıdan, yer bilimleri, yer şekillerinin evrimi açısından değil, aynı zamanda insan hayatı üzerinde de oluşturduğu tehdit açısından da önemli rol oynadığını görmekteyiz. Bu bakımdan bizim heyelanları anlamamız için öncelikle onları kaydetmemiz, analiz etmemiz ve incelememiz gerekiyor. Ve bu da ancak heyelan envanterleriyle ya da heyelan veri tabanlarıyla mümkün olmakta. Heyelan envanteri nedir? Meydana gelen heyelanların meydana geldiği yer, tarih, lokasyon, tetikleyici faktör, ölü sayısı, yarı sayısı, yaralı sayısı ve neden olduğu maddi bilançolar hakkında bilgi sağlayan veri kaynaklarıdır. Ve bu
veri tabanları veya heyelan envanterleri aynı zamanda heyelan duyarlılık, tehlike ve risk çalışmalarında da kritik rol oynamaktadır. Bu bakımdan son 20 yılda ulusal ölçekte, kıtasal ölçekte ve küresel ölçekte yapılan heyelan envanterlerinin yönelik çalışmaların sayısı artmıştır. Diğer bir deyişle de dünyanın farklı bölgelerinde ve Avrupa'da heyelan envanterlerinin sayısı artmakla birlikte ölümcül heyelanlara yönelik sayıların ve envanterlerin de sayısı artış göstermiştir. Ülkemizde baktığımızda ise AFAD ve MTA tarafından hazırlanan heyelan envanterleri olmasına rağmen ölümcül heyelanlara yönelik herhangi bir veri tabanı bulunmamaktadır. Aynı zamanda Türkiye'deki araştırmacılar tarafından tekil heyelan olaylarına yönelik ve heyelan envanterleriyle yapılan birçok çalışma bulunmasına rağmen ölümcül heyelan olaylarına yönelik herhangi bir spesifik çalışma olmadığı gibi bunlar hakkında da gerçek dışı, yani gerçeği temsil etmeyen bilgilere sahibiz. Oysa biz biliyor ve görüyoruz ki her yıl Türkiye genelinde onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan onlarca heyelan olayı meydana gelmektedir. Bu bakımdan heyelanların bu yönüyle ele alınmaması ve bu sonuçların ihmal edilmesi de Türkiye için bu heyelan gerçeğinin gerçekçi olmayan bir şekilde anlaşılmasına yol açmaktadır. Bu Türkiye için bu durumu Türkiye, Avrupa'nın ölümcül heyelanlarını ele alan çalışmada da görmekteyiz. Bu çalışma 1995-2014 yılları arasında kaydettiği 476 olay ve 1370 ölümün 335'i Türkiye'de gerçekleşiyor ve Türkiye bu bakımdan Avrupa'nın en ölümcül ülkesi pozisyonunda bulunuyor. Olay sayısı bakımından birkaç Avrupa ülkesinin gerisinde bulunmasına rağmen Türkiye'nin ölü sayısı bakımından Avrupa'nın birinci sırada yer alması da dikkat çekici bir özellik olmak, dikkat çekici bir özelliğini göstermektedir. Bu nedenle ülke içindeki heyelanların gerçekçi bir şekilde ortaya konulabilmesi adına yeni bir envanter çalışması yaptık ve bu çalışmaya gelen anlamda 3 basamakta ele aldık. İlk aşamada Türkiye'de meydana gelen heyelan olayları yazılı ve dijital medya kaynakları kullanarak derlendi ve bir katalog oluşturuldu. İkinci aşamada bu kataloglar coğrafi bilgi sistemleri ortamında sayısallaştırarak Türkiye Ölümcül Heyelan Veri Tabanı, FETÖLDOT olarak adlandırdığımız veri tabanı oluşturuldu. Üçüncü aşamada ise bunların zamansal analizi, bunu kontrol eden hazırlayıcı ve tetikleyici faktörlerin analizi ile bir de sıcak nokta analizi yaparak bu çalışmamızı tamamlamış olduk. Elde ettiğimiz bu yeni veri tabanına göre 1929-2019 yılları arasında 1343 kişinin ölümüyle sonuçlanan 389 heyelan olayı kaydedilmiştir. Bunlardan 883 kişinin ölümüyle sonuçlanan 147 olay doğal faktörlerle, 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan 197 olay ise antropojenik faaliyetlerle tetiklenirken, 159 kişinin öldüren 45 olanı ise tetikleyici faktörü tespit edilememiştir. Hem olay sayısı, hem ölü sayısı, hem de heyelan yoğunluğu bakımından ele aldığımızda Trabzon, Rize ve İstanbul illeri ön plana çıkarken bunlarla ilgili detaylı bilgiyi ilerleyen slaytlarda sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle heyelanların zamanda nasıl dağıldığına baktığımızda üniform bir yapıda olmadığını ve zaman içerisinde dalgalanmalar gösterdiğini görmekteyiz. Biz bu kümülatif heyelanların sıçrama noktalarından bu heyelanları belirli periyotlara böldüğümüzde, daha doğrusu zaman serisini belirli periyotlara ayırdığımızda hem olay sayılarının ortalamalarında hem de ölü sayılarının ortalamalarında geçmişten günümüze doğru gelindiğinde önemli bir artış gözlemledik. Aynı zamanda 1929 yılındaki Trabzon bölümündeki heyelanlar ve buna bağlı ölümler hariç bırakıldığında asıl trendin ise 1950'lerden sonra başladığını görmekteyiz. Ki aynı zamanda bu 1950'li yıllar ülke genelindeki ulusal ve yazılı medya kaynaklarında sayısının arttığı döneme karşılık gelmektedir. Benzer bir artış ise 2000'li yılları takip eden yıllarda internetin yaygınlaşmaya başlaması ve buna paralel olarak da gelişim gösteren dijital medya haberciliğinin de gelmesiyle birlikte heyelan haberlerinin niteliği de iyice artış göstermiştir. Bu heyelan olaylarını tetikleyici mekanizmalarına göre ayırt ettiğimizde ve bunun trendini incelediğimizde ise antropojenik kökenli heyelanların iki önemli periyot oluşturduğunu görmekteyiz. Bunlardan birincisi 1953'ten 2001 yılına olan dönem, ikincisi ise 2006'dan günümüze olan dönem. Şimdi biz daha önce biliyorduk ki heyelanlar yağışı kaydediyor ve deprem de kaydediyordu. Fakat bizim veri tabanımız bize şunu gösterdi. Veri tabanında antropojenik faaliyetlere bağlı olarak tetiklenen heyelanların çarpıcı bir şekilde ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu kaydettiğini gördük. Örneğin 1950'li yıllarda Marshall yardımlarıyla birlikte artan yol yapım çalışmalarına paralel olarak da antropojenik kökenli ölümcül heyelanların sayısı artış göstermiştir. Bir başka örnek ise 1999 yılını takip eden yıllarda kendisini etkisini gösteren ekonomik kriz ve 2002 yılında koalisyon hükümetinin çökmesiyle veri tabanındaki antropojenik kökenli heyelanların sayısının da azaldığı dönem birbirleriyle örtüşmektedir. Bunun tam tersine bir diğer örnek ise 2006 yılı itibariyle ülke genelindeki inşaat ve altyapı yatırımlarının tarihin zirve noktasına ulaşması,
Buna paralel olarak artan madencilik faaliyetlerinin de yukarı yönlü ivme kazanması ve bunun da bir aslında bir sonucu olarak da taş arımakçı sayılarının yükselmesi beraberinde potansiyel tehlike durumunu arttırmış ve risk maruziyetini de arttırarak ölümcül heyelanların da tarihin zirve noktasına ulaşmasına neden olmuştur. Doğal kökenli heyelan olayları ise zaman içerisinde bir veya çok sayıda ölüme neden olan çoklu olaylar ve tekil olaylar tarafından kontrol edilmektedir. Örneğin 1990 yılında neredeyse bir günde meydana gelen çoğu heyelan yaklaşık 90 kişinin ölümüne neden olmuştur ve bu heyelanların büyük bir bölümü aynı gün içerisinde gerçekleşmiştir. Bir diğer bunu kontrol eden olay tipleri ise tekil bir olaydır ve örneğin işte çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Senirkent gibi 74 kişiyi öldüren sadece bir olaya bağlı ölümlerin sebep olduğu dalgalanmadır. Bu heyelanların yıl içerisindeki dağılımına baktığımızda ise genel anlamda yaz mevsiminin başlangıcında yoğunluk gösterdiğini görüyoruz. Tetikleyici mekanizmalarına göre ayırıp ele aldığımızda ise burada yeşil olarak gördüğümüz antropojenik kökenli heyelanlardır. Ocak ve Şubat ayı dışında yıl içerisinde hemen hemen eşit dağılmakta. Bunun Ocak ve Şubat ayları içerisinde sayısının azalması olasılıkla artan kış koşulları ve mali bütçenin kapanıp yeni dönem için gelen devlet desteklerinin de olasılıkla Mart ayına sarkmasıyla ilişkili olabileceğini öngörüyoruz. Aynı zamanda bizim veri tabanımızdaki heyelanların büyük bir bölümü yani %37'si yağışla tetikleniyor ve bu ölümlerin ise %64'üne karşılık geliyor. Fakat bu ölümcül yağışla tetiklenen bu heyelanlar yağışlı dönemle değil aksine yaz mevsiminin başlangıcı olan özellikle Haziran ve Temmuz aylarında ani ve şiddetli yağışlarla tetiklenen heyelanlar olduğunu belirledik. Bu heyelanları zamanda ve mekanda dağılan bu heyelanları istatistiki olarak daha anlamlı kılabilmek için bir sıcak nokta analizi uyguladık. O da şu şekilde çalışıyor. Burada görmüş olduğunuz space-time küpteki her bir küpün bir zaman ve bir lokasyon bilgisi var. Burada yukarıdan aşağıya aynı fiziksel konumla ilişkilendirilmiş olan her bir küp aynı lokasyon bilgisine sahip ve farklı zaman kimliğine sahiptir ve birlikte bir zaman serisini oluştururlar. Yatayda ise bunlar aynı zaman kimliğine sahip fakat farklı lokasyonlarla temsil edilmektedir ve birlikte bir zaman dilimini oluşturarak komşuluk ilişkileri üzerinden analiz edilirler. Biz bunları kendi veri tabanımıza uygun şekilde hexagonda, altıgen formunda tercih ettik ve size'larını da 20x20 kilometre olarak belirleyip analizlerimizi ise her bir yıl için çalıştırdık ve elde ettiğimiz desen Türkiye'nin iki bölgesinde yoğunluk gösteren bir desen elde ettik ve bu desenin karakteri sporadik bir hotspot deseninde. Yani bu şu demek, ara sıra tekrarlanan, düzensiz aralıklarla kesilen ve düzensiz aralıklarla tekrar eden ve zaman serisi boyunca hiçbir zaman soğuk nokta olmamış bir sporadik hotspot deseni elde ettik. Ve bu da %95 güven derecesiyle temsil edilmektedir. Bir de bu heyelanları kontrol eden hazırlayıcı ve tetikleyici parametrelerin analizi var. Bunlar için de bu tip veri setlerini daha anlamlı kılabilmek için kullanılan coğrafi dedektör metodunu ele aldık. Bu metot şu şekilde çalışmaktadır. Burada L'de heyelan yoğunluğu veya heyelan sayısını temsil ederken X faktör ise heyelanları kontrol eden bir parametredir. Temel prensip şu şekildedir. Eğer X bir faktör heyelanların oluşumuna katkıda bulunuyorsa, heyelanların oluşumuna neden oluyorsa, heyelanların mekansal dağılımı ile X faktörlerin mekansal dağılımı birbirine benzer olacaktır. Ve bu X faktörü ile heyelanlar arasındaki nedensel ilişkiyi değil, mekansal ilişkinin derecesini bize vermektedir. Her bir X faktör için bir değer elde edilebildiği gibi birden fazla faktörün birlikte yaptığı etki dereceleri de elde edilebilmektedir. Ve ortaya çıkan Q istatistik değerleri bu sağdaki tabloda gözüküyor ve bunları özetlediğimizde aslında 4 parametre ön plana çıkıyor. Yağış, eğim gradyanı, topografi rölyef ve nüfus yoğunluğu parametresi. Elde ettiğimiz bu Q istatistik değerlerinin mekansal anlamda da bir karşılığı var mı sorusundan hareketle yani mekansal olarak bu farklı parametreler bizim heyelanlarımızı ne kadar temsil ediyor sorusundan hareketle eğim ve yağışın çarpımına dayanan ve hill slope erosion potential adı verilen bir ağırlıklandırma yöntemi kullandık. Ve bu veri tabanı bizim doğal faktörlerle tetiklenen heyelanların yoğunluk gösterdiği Karadeniz bölgesindeki heyelanları büyük ölçüde temsil etti. Fakat antropojenik kökenli heyelanların ise dışarıda kaldığını gördük. Dolayısıyla bunlar ölümcül heyelan olduğu için ve antropojenik faaliyetlerle de tetiklenen heyelanlar olduğu için insan aktivitesini ve riske maruz kalma faktörünü de temsil etmesi bakımından nüfus yoğunluğunda bu analize dahil ettiğimizde daha keskin sonuçlar elde ettik. Yani sonuç olarak bu üç faktörün kombinasyonu bizim veri tabanımızdaki heyelanlar ile büyük ölçüde mekansal olarak örtüştü ve elde ettiğimiz Q istatistik değerlerinde mekansal anlamda da bir karşılığını belirlemiş olduk.
Sonuç olarak küresel veri tabanları dünya üzerinde gerçekleşen heyelan olaylarının sadece yani katastrofik ve yüksek çok sayıda ölüme neden olan heyelanları daha hakkında bilgi sağlarken lokal ölçekte gerçekleşen ve daha az sayıda kişinin ölümüne neden olan heyelanların hepsi hakkında bilgi sağlamamaktı. Çünkü bu heyelan olayları zamanda ve mekanda karmaşık bir dağılım gösterdiği gibi frekansı yüksek olan olaylar çoğu zaman lokal ölçekte gerçekleşiyorlar ve etkileri ve sonuçları bakımından uluslararası medyaya gündem olmuyorlar. Dolayısıyla bu büyük veri tabanları bu haberleri es geçiyorlar ve ülkelerin veya temsil ettikleri heyelan gerçeğini tam olarak yansıtmıyorlar. Dolayısıyla yani ülkelerin deki heyelan gerçeğini daha etkili, daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyabilmek adına ulusal envanterler burada çok büyük önem taşımaktadır. Nitekim Türkiye ölümcül heyelan veri tabanı Türkiye hakkında bilgi sağlayan diğer veri tabanlarıyla karşılaştırıldığında hem olay sayısı hem ölü sayısı hem de nitelik bakımından oldukça daha detaylı ve nitelikli bilgi vermektedir. Bu veri tabanlarının problemlerden bir tanesi de hatalı kayıtlar bulundurmasıdır. Örneğin Türkiye'de meydana gelen bir takım çığ olayları bu veri tabanlarında heyelan olarak kaydedilmiş. Aynı zamanda bir takım gerçeği yansıtmayan heyelan olaylarını da barındırmaktadır. Örneğin 1976 yılında Ordu'da 40 ölümle sonuçlanan bir heyelan olayı hala bu kayıtlarda bulunmakta. Dönemin Milliyet Gazetesi'ne de bu 40 ölümlü bir olay haber olmuş. Fakat ertesi gün bu haber güncellenerek yanlış hatırlamıyorsam 1 olarak güncellendiğini biliyorum. Dolayısıyla bu haber gerçeği yansıtmıyor. Aynı şekilde 2018 yılında Çorlu'daki tren kazası da heyelan olarak kayıtlara geçmiş. Oysa ki o kazanın da biz menfezin altındaki toprağın taşınarak rayın altının boşalması sonucunda gerçekleşen bir heyelan kaza olayıdır. Ve bugün baktığımızda bile bu ve buna benzer hatalı kayıtları bu tip veri tabanlarında görmek mümkündür. Dolayısıyla ülkelerindeki heyelan durumunun gerçekçi bir şekilde ortaya konulabilmesi için ulusal ölçekli veri tabanlarının yapılması önem taşımaktadır. Çünkü küresel ölçekte dil problemi ve çeviri hataları da ve küçük olayların da uluslararası basına yansımaması nedeniyle haberler gerçeği yansıtmamaktadır veya tamamını yansıtmamaktadır. Sonuçlarımızı özetleyecek olursak ülke genelindeki ölümcül heyelanlar genel olarak doğal faktörlerle tetiklenenler, Doğu Karadeniz bölgesinde yoğunluk gösterirken bunlar yağışın yüzeyde temsil edilmesi ve frekansı yüksek şekilde gerçekleşen heyelan olayları beraberinde risk potansiyelini arttırdığı için daha fazla ölümle sonuçlanıyorlar ki bunların da olay başına ölü ortalaması 6'dır. Diğer yoğunluk gösteren bölge ise İstanbul bölgesindeki antropojenik faaliyetlere bağlı olarak tetiklenen olaylardır. Bunlar da daha çok lokal olaylar olduğu için genellikle 1 veya 2 ölümle sonuçlanan heyelan olaylarıdır. Ve bu çalışmayı dünya genelindeki benzer çalışmalardan ayıran ve bu açıdan bu bir katkı koyan ve makalemizin de orijinal çıktılarından biri olan Türkiye'deki ölümcül heyelanların ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu kaydediyor olmasıdır. Yani bu bakımdan ele alındığında bu çalışma bu tip envanter çalışmaların yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Diğer önemli bir çıktığımız ise Türkiye için bu veri tabanının bir ilk olma özelliğine sahip olmasıdır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bugün gerçekleşen heyelan olayları, daha doğrusu bugün gerçekleşen ölümcül heyelan olayları ve gelecekte gerçekleşecek olan ölümcül heyelan olayları, geçmişte gerçekleşen lokasyonlara benzer şekilde ve benzer koşullar altında gerçekleşecektir. Dolayısıyla Türkiye'de geçmişte meydana gelmiş heyelan olayları hakkında zamansal ve mekansal bilgi veren ve onları kontrol eden parametreler hakkında detaylı bilgi sunan bu envanter çalışması kullanılarak gelecekte heyelanların neden olduğu ölümlerin sayısının aza indirgenmesi veya bu heyelanların önüne geçilmesinin sağlanması veya en aza indirgeyecek çalışmaların yapılmasının da mümkün kalacağını düşünüyoruz. Sunumumu burada tamamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Seçkin. Zamanı iyi kullandığın için. Şimdi eğer sorularınız varsa onları alabilirim. Atilla Hoca'nın bir soru niteliğinde zannederim eleştirisi var. AFAD'ın özellikle bu konuda ne yaptığını merak ediyor Atilla Hoca. Evet. Sen bilgi verebilirsen seviniriz. AFAD'ın bu konuda yaptığı 1950 ve 2008 yıllarında tamamlamış olduğu bir envanter çalışması var. Oradaki çalışma 16 bin üzerinde heyelan kaydediyor. Etkilenen kişi sayısını da kaydediyor. Bundan zarar gören kişileri de söylüyor.
yapılarında ne kadarın zarar gördüğünü, ne kadarın nakil edildiğini de söylüyor. Toplam afet sayısını da söylüyor ama ölü sayısını söylemiyor. Ama bildiğimiz kadarıyla AFAD'ın bununla ilgili yeni bir çalışması var. Fakat bu verileri henüz paylaşmadılar. Yani bunların hangileri ölümcül, bunların hangileri öldürüyor ve ne kadar ölüme neden oldu? Bu konu hakkında henüz bir bilgiye sahip değiliz hocam. Teşekkürler. Ferhat'ın bir sorusu var. O da diyor ki tetikleyici faktörler olarak anladığım kadarıyla yıllık toplam yağış değerlendirilmiş. Belli eşiğin üzerindeki yağışlı gün sayısı, ardışık yağışlı günlerdeki yağışın toplamı gibi parametreler kullanılırsa daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkabilir mi demiş Ferhat. Evet. Evet, cevabını alalım. Evet, çıkabilir. Bu da zaten üzerinde çalıştığımız ve bu konuya yeni bir katkı sağlayacak ve ilerleyen çalışmalarımızdan bir tanesinin olacak bir konu aslında. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kendisini de bu konuda bize bilgi sağladığı için teşekkür ediyorum. Belki arazi kullanım verisi evet. De kullanılabilir miydi diyor Ferhat. Çetin Hoca pardon. Evet. Çetin Şenkul Hoca. Aslında bu iki söylenen soru veya katkı da bizim bundan sonraki yıllarda çalışmaya koyacağımız yeni bir bakış açılarıydı. Ele alacağımız yeni parametrelerdi. Çünkü yani böyle bir çalışma içerisinde bütün bu parametreleri bu kadar detaylı olup ele alabilmek aslında tek bir çalışmanın konusu da her zaman olamıyor. Arazi kullanımı aslında benim şu anda doktora çalışmamda üzerine durduğum ve çalışmaya başladığım ayrıca ele aldığım bir konu. Öyle söylemek istiyorum. Çünkü sadece yağış veya bunu doğal faktörler veya insan tetiklemiyor. Aslında önce insanın ortamı bozup daha sonra yağışın tetiklediği olaylar da olabiliyor. Yani bunu için ayrı bir çalışma gerekiyor. Evet, teşekkürler. Veri tabanı ben cevap vereyim. Burada evet. Çetin Hoca'nın sorduğu bir soru var. Bunu bir yayına dönüştürdük biz. O yayınla birlikte bu bir supplementary file olarak gelecek ve herkese açık olacak. Onun dışında bir de daha canlı tutmak için bizim bunu bir WebGIS ortamına taşıma düşüncemiz var. Seçkin üzerinde çalışıyor onun da. Hatta web kazıma teknikleriyle bilgi toplayıp daha yarı otomatize etmeyi de düşündüğümüz bir şey var. Bunu da zaten bütün bilim insanlarıyla veya işte isteyen diğer vatandaşlar da bu veri tabanından yararlanabilecekler. Seçkin teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki konuşmaya geçmek istiyorum. O da doktora öğrencim tarafından. Biz de bu session'ı domine ettik gibi gözüküyor ama beni ilgili olduğum için koymuşlar session'a. Türkiye kurak ve yarı kurak kırkıbayır arazilerinin dağılımı ve bunların geomorfolojik özellikleri konusunda Aydoğan Avcıoğlu tarafından yapılacak sunum. Aydoğan 15 dakikam var. Süreye bağlıdırsan sevinirim. Tamam, teşekkür ederim hocam. Bu arada slide'ı görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz. Ekranını görebiliyoruz. Tamam, teşekkürler. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz sunumuza. Bu çalışma aslında doktora tezimin ilk parçası olarak bir dizi çalışmanın öncü çalışmalarından bahsedeceğim. Pardon, görüntünü açabilir misin? Pardon, özür dilerim hocam. Bu bir dizi çalışmanın başlangıcı olarak biz Türkiye'deki Badlands'lerin aslında dağılımı ve bunun jeomorfolojik özellikleri üzerine bir araştırma yaptık ve bunun şu anki geldiğimiz konumdaki sonuçlarını paylaşacağız. Üzerinde hala çalışmakta olduğumuz bir proje. Ve ayrıca bu proje lider araştırmacılar TÜBİTAK projesi tarafından da desteklenmektedir 22-32 kodlu. Ben sunumu iki kısma ayırdım. İlk kısımda genel olarak Badlands'ler hakkında bir introduction yaparak ondan sonraki bölümde bu kendi bulgularımın üzerine konuşacağım. Badlands etimolojik olarak anlamına baktığımız zaman aslında kökeni Amerika'dan geliyor. South Dakota eyaletinde yerli bir kabile olan Lakota dilinde Makosika demek. Aslında Türkçesi kötü arazi, geçilmesi zor arazi. Aynı
jeomorfoloji sözlüğünde de tanımlandığı gibi aslında biz bu araziler için litoloji kapsamında soft olan, yani yumuşak olan kayaçlar üzerinde daha çok görüyoruz ve yoğun bir şekilde birbirinden keskin veya yuvarlak sırtlarla ayrılmış. Bu dominant prosesler açısından, erozyon prosesleri olarak bakıldığında rill veya gully sistemleri içerisinde görülen, genellikle kurak, yarı kurak bölgelerde ama birazdan daha bahsedeceğim farklı alanlarda da görülebiliyor ve genellikle vejetasyonun az olduğu alanlarda görülüyor. Kırgı bayır olarak Türkçe'ye çevrilmiş 1964 yılında Reşat İzbaran jeomorfoloji genel coğrafya sözlüğünde bu şekilde geçmektedir. Badlands'leri biz kabaca iklim altında kurak, yarı kurak ve nemli bölgeler olarak sınıflayabiliriz. Bu iklim sınıflamaları bazı temellere dayandırılarak yapılmış. Ne bunlar? Mesela jeomorfolojik karakteristikler, yaşları ve orijinleri, yani bunların oluşumlarında etkili olan faktörleri baz alarak iklim adı altında, iklim çerçevesinde bir sınıflamaya gidilmiş. Aslında bakıldığında diğer jeomorfolojik konularına göre literatürde biraz daha genç bir konu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 1982 yılından itibaren artan sayıdaki bir yayın sayısı, özellikle 1982'deki Badlands Geomorphology and Piping kitabına atıflar yapılarak gerçekleştirilmiş ve çeşitli konularda aslında Badlands çalışmaları, erosion rates'ler, vegetation, reclamation gibi bazı konular üzerinde yoğunlaştığını söyleyebilirim. Bu dünyada yapılmış Badlands çalışmalarının lokasyonlarını görmektesiniz. Daha çok burada Akdeniz Havzası üzerinde gerçekleşen bir dağılım. Bunlar bu arada yayınlanmış çalışmalardan alınmış noktaları gösteriyor. Ve özellikle yine yoğunlaşmış olan alanlar Orta Amerika'daki az önce bahsettiğim South Dakota eyaleti ve Utah eyaletleri gibi bölgelerde yoğunlaştığını söylemem. Ama şunu belirtmek zorundayım. Bu sadece yayınlanmış çalışmalardan olduğu için şöyle bir algı oluşturabilir. Dünyada bundan daha fazla tabii ki de Badlands alanları var. Özellikle Güney Amerika'da veya Orta Asya'daki alanlarda, yine İran'da çok sayıda Badlands alanlarının, yine Türkiye'de çok sayıda Badlands alanları olduğunu söyleyebilirim. Bu erozyon konusu kapsamında Badlands çalışmalarının bu konulardaki yeri ne sorusuna bir yanıt olarak aslında bu grafiği koymak istedim. Özellikle İspanya ve İtalya çerçevesinde bakıldığında Badlands çalışmalarının erosion konularında, daha çok bu erosion konusunu şöyle düşünebiliriz, soil erosion konusuna biraz daha kaymakta bu konular. Aslında biz bunu daha çok sediment yield ve erosion rate'ler üzerinden bunların oluşum ve gelişimlerini açıklamaya çalışıyoruz. 2011 yılında yapılmış bir Avrupa ölçeğinde bir derleme çalışmasından çıktılar paylaşmak istedim. Bu 154 adet çalışmayı derlemiş ve bunda bakıldığında soldaki grafta biz hektar başına meydana gelen ton hektar yıl olarak, sediment yield olarak, yani buradaki sedimentin hareketliliğinden bahsediyoruz burada. Oranlarını görmekteyiz. Artık belli bir orana geldikten sonra 1 hektar ve 10 hektar kısmından sonra buradaki oranların düştüğünü ve bu paralel, bu grafiğe paralel bakıldığında buradaki dominant erozyon süreçlerinin yine hektar başında neler olduğunu görmekteyiz. Yine alan ne kadar küçüldükçe, yani bu oran 1 metre ölçeğine kadar indirildiğinde çalışma alanı kapsamında interrill ve rill erosion'dan gully erosion ve catchment sediment yield'a kadar gittiğini görmekteyiz. Şimdi kendi çalışmamızdaki sunum bulguları anlatacak olursak, aslında biz bu çalışmaya şu motivasyonla başladık. Türkiye'de evet biz Badlands'lerin dağılımını biliyoruz, var olduğunu biliyoruz ama çok fazla yayın yok. Özellikle uluslararası kapsamda yayınlarımız çok kısıtlı ve bu açığı da aslında doldurmak, bunları Badlands'lerin Türkiye'deki dağılımlarını, oluşumlarını anlamak üzere bu yola çıktık. Ve bu çalışma kapsamında size anlatacaklarım bugün Türkiye'deki Badlands'lerin dağılımı, nerede dağılıyorlar ve bu dağılımı kontrol eden faktörleri açıklayacağım. Metotlara baktığımızda ilk olarak biz işe Türkiye'deki Badlands'leri Google Earth üzerinden tespit etme aşamasıyla baktık. Bu belli bir süreç aldı benim çalışmamda. Çünkü bütün Türkiye'yi taramak zorunda kaldım. Sen sonucunda belli bir seslendiğin için Edirne'nin istersen şeyi kapat, görüntünü kapat çünkü sesin ve şeyi. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Evet, vallahi. Kusura bakmayın, evdeki internetten dolayı
Biz bu dediğim gibi belli bir bedlands alanını tespit ettik ve bu bedlands alanlarının şekillerini düzeltmek ve bu bedlands alanlarından flüvyal sistemleri çıkartmak amacıyla kırmızı rölyef haritası yöntemini kullanarak bu tespit ettiğimiz bedlandslerin şekillerini daha da düzelttik. Ve kontrol eden parametreleri tespit etmek ve bunları kümelemek amacıyla bazı parametreleri seçmemiz gerekiyordu. Bu çalışma grubumuz içindeki tartışmalar sonucunda belirlenmiş parametreler ve bu parametreleri belirlerken biz iklim, topografya ve jeolojiyi baz alarak böyle bir sınıflamaya gittik. İklim altında biz aridity, kuraklık, yağış, yağışın mevsimselliği, sıcaklığın mevsimselliği, R faktörü yani burada yağışın ekstrem olarak erozyona etkisinden bahsediyorum. Ve NDVI değerlerini kullandık. Yani vejetasyon cover'ının ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir indeks. Topografya çerçevesinde baktığımızda mean ortalama yükseltileri baz aldık ve jeoloji kapsamında da Türkiye'deki 1/500.000'lik jeoloji haritasını kullandık. Ve bunları birazdan açıklayacağım. Bir örneklem penceresinde inceledik. Bunun detayını birazdan açıklayacağım. Biz Türkiye'deki bedlenslerin dağılımını anlamak amacıyla cluster analiz kullandık. Ve bu cluster analiz kapsamında biz kümeleme, yani Türkiye'deki bedlenslerin parametreler kapsamında, bizim kullandığımız parametreler kapsamında bir kümeleme yöntemine gittik. Bu kümeleme yöntemi K-means yani kümelerin ortalamalarını baz alan bir yöntem olarak karşımıza çıkmakla beraber aslında makine öğrenmesinde kontrolsüz bir sınıflama yöntemi olarak geçen bir yöntem olarak biliniyor. Ve bu yöntemi kullanırken biz Euclidean distance mesafelerini baz alarak şurada da görünmüş üzere in data'dan final cluster'a kadar bir Euclidean distance baz alarak random seed cell yöntemiyle beraber kümelerimizi belirledik ve bu kümelerimizi belirlerken aslında biz mekansal olarak verilerin yakınlığına değil, verilerin kendi içindeki kümelenmelerini baz almıştık. Sonuçlarımıza bakacak olursak Türkiye'de biz şu ana kadar 4494 kilometre karelik bir bedlands dağılımı tespit ettik. Ve bu dağılıma bakıldığında coğrafik bölge kapsamında Türkiye'nin bütün coğrafi bölgelerinde görülmekte. Tabii ki de Marmara bölgesinde en az ve Karadeniz de olmak üzere en büyük yoğunluğu biz İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde gözlemlemekteyiz. Bunların ayrıntılarını birazdan bahsedeceğim. Az önce bahsettiğim gibi litolojiyi kullandık demiştim. Bu litolojiyi kullanırken aslında bizim izlediğimiz bazı stratejiler vardı. Çünkü Badlands'ler belirli litolojileri seçen, belirli litolojiler üzerinde oluşan yeryüzü şekilleri. Bu kapsamda biz Türkiye'deki sedimenter kayaçlar üzerine baktık. Bu sedimenter kayaçları jeolojik yaş ve litoloji kapsamını ele alarak 5 gruba ayırdık. Bunlar kuaternler, neojen, paleojen, kratese ve jura olmak üzere. Biz bu Türkiye'deki 1/500.000'lik MTA'daki yayınlanan jeoloji haritasını tekrardan sınıfladık. Bu sınıflamaya göre harita üzerinde Badlands konumlarını da görmektesiniz. Bütün Badlands alanları içindeki litolojik birimlerin nasıl dağıldığını görmektesiniz. Burada Badlands'lerin en fazla ifade eden jeolojik birimler aslında %43 oranıyla neojenin içindeki bunadın ayrıntısına bakarsak %73 olarak 4 koduyla gördüğümüz karasal kırıntılılar ve ondan sonraki gelen en büyük oran ise paleojenin içindeki yine karasal kırıntılar olarak karşımıza çıkmakta. Az önce bir örneklem penceresi kullandığımızdan bahsetmiştim. Biz bütün analizlerimizi, parametrelerimizi bu Türkiye'nin oluşturmuş olduğu alt havzalar örneklem penceresinde değerlendirerek bütün parametrelerimizi aldık. Yani biz örnek veriyorum, NDVI değerlerini alırken bu alt havzalarda içine düşen ortalama değerleri kullandık ve litoloji için ise bunun çoğunluk verisini alarak biz bu parametremizi oluşturduk. Ve bu haritada da şunu görmektesiniz. Türkiye'deki bu alt havzaların içine düşen bedlenslerin yoğunluğunu görmekteyiz. Sıfırdan bire kadar bunun yüzdesel yoğunluğunu görüyoruz. Ve aşağıdaki kutu
Dikey kutu grafiğine de bakıldığında yoğunlukları içindeki, yoğunluk sınıfları içindeki değerlerin nasıl değiştiğini. Yine aynı şekilde buradaki number sayıları şunu ifade ediyor. Bu bizim toplamda 681 adet alt havzamıza bedlens düşmekteydi. Bunların yoğunluk sınıflarına göre nasıl ayrıldığını görmekteyiz. Dediğim gibi bir cluster analizi yaptık, kümeleme analizi yaptık. Bu analizi yaparken aslında biz birçok varyasyonu denedik. Bu clusterları 2'den başlattık, 7'ye kadar denedik. 7'de kesmeye başladık çünkü artık aralarındaki homojenlik çok fazla arttığı için iki yakın bedlensi bile ayrı ayrı grup olarak görmeye başlıyordu. Ve bu kapsamda biz hangisi bizim için ideal bir bedlens cluster grubunu sorusuna cevaben aslında şu stratejiyi izledik. Biz bu bedlensleri tespit ederken aslında fiziksel olarak özelliklerinin değiştiği parametreler çerçevesinde ve kendi fizyolojik özellikleri açısından değiştiğini biliyorduk. Ve ayrıyeten aslında doktora danışmanım, doçent doktor Tolga Görüm'ün de bugüne kadar Türkiye genelinde yapmış olduğu arazi çalışmalarından edindiği bilgi belli bir grupların ayrıldığını bize gösteriyordu. Ve biz, bu kapsamda biz 5. grubun bizim Türkiye'deki bedlensleri göstermede en uygun cluster olduğuna karar verdik. Tabii iki sebep var demiştim stratejide. İkinci sebep ise istatistiksel olarak biz bunların elbow metodunda optimal number of cluster, yani bizim bu veri setimizin içindeki en uygun küme grubunu bize söyleyen nokta. Bu çizgi grafiğe baktığımızda 5. numaradan sonra artık bu kümelerin within sum of square dediğimiz bu ortalama değerler kapsamında grupların içinde artık homojenlik çok fazla değişmiyor ve buradaki hatalar iyice arttığı için biz tam kırılmanın meydana geldiği 5. cluster'ı seçmiştik. Zaten bu da istatistik olarak bir kanıt olarak karşımıza çıkıyor. Bu 5. cluster'dan devam ediyorum artık sunuma. Bu slide'dan sonra artık bu grupların özelliklerini inceliyor olacağız. Ve burada söylemek istediğim bu slide'da biz bu cluster analizini yaptık. Fakat bu kullandığımız parametreler içindeki en etkili, en efektif faktör, bu grupların oluşmasındaki en efektif faktör hangisi sorusuna buradaki tanımlayıcı istatistiklerden bakabiliriz. R kare burada bunu ifade ediyor. 0.83 iki parametrede yağış ve sıcaklığın mevsimselliğinde en fazla oranları gösteriyor. Yani aslında bu şu demek, oluşan gruplar içindeki parametre varyansların global varyanslara oranlarından çıkan bir sonuç. Yani bu şu demek, bizim Türkiye'deki bedlenslerin oluşmasında, bütün Türkiye kapsamında sıcaklığın mevsimselliği ve yağış en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu grupta bu paralel box plot ise aslında güzel bir figür. Şu açıdan güzel, bütün kullandığımız parametreler ve bizim oluşturduğumuz kümeler arasındaki ortalama değerler cinsinden nasıl bir değişkenlik gösterdiğini hepsinin bir arada görülmesi için güzel. Şu konuya geçmek için hızlı davranıyorum. Çünkü en büyük bulgularımız burada. Cluster'lar aslında tek tek biz baktık. Bu cluster'ın en büyük özelliklerini açıklayabilmek adına bazı sorular sorduk kendimize ve bu soruların cevaplarında bakıldığında cluster 1 incelediğimiz alanlar çerçevesinde yaklaşık olarak Çanakkale bölgesinden, Çanakkale ilinden Kahramanmaraş'a kadar olan Akdeniz iklim bölgesinin etkisinde, yani ikliminin etkisinde oluşmuş bedlensler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bazı tabii ana tetikleyici faktörler de var. Bu tetikleyici faktörlerin başında gelen özelliklerden biri de Batı Anadolu'daki aslında jeolojik olarak, tektonik olarak açılma zonları. Bu açılma zonlarına paralel gelişen normal ve detachment faylarda, örneğin Boz Dağları'nın kuzeyinde ve Aydın Dağları'nın güneyinde oluşmuş Timolos depolarında, bunlar relikt eski fan sistemleri. Bunlar üzerinde geliştiğini gördük. Ve aslında burada iklim ve tektonizmanın bu grup için önemli bir yer sahibi olduğunu düşünüyoruz. Ve bunlar tabii ki de hala tartışmanın altında, discussion'ımızda. İkinci grubumuzda bakıldığında genel olarak aslında Kuzey Anadolu fay hattına bir paralellik gösterdiğini görmekteyiz. Bu dağılımda batıda Bolu,
Doğuda ise Çorum, Kargı tarafına kadar, iline kadar devam etmekte olan bir dağılım gösterdiğini görüyoruz. Üçüncü grubumuz bizim en çok litolojik olarak aslında baskınlığın görüldüğü ve kuraklık gibi bazı parametrelerin yine burada ön plana çıktığı İç Anadolu, aslında İç Anadolu platosu üzerinde gerçekleşen bir orojenik platosu üzerinde gerçekleşen bir grubumuz bu. Bu grubun öne çıkan bazı özellikleri özellikle zaten bütün bedlensler üzerinde olmasıyla beraber plastik sedimenter kayaçların burada çok baskın olması. Örneğin burada Nallıhan Pazarı civarında lakustinin ortamlarda çökelmiş plastik sedimanlar üzerinde gerçekleşen bir bedlensler burada aslında fotoğrafın Nallıhan'dan da görmekteyiz. Yine diğer bir bölge Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale üçgeninde gelişen bedlenslerimiz mevcut. Ayrı şekilde litolojik olarak ayrılan bir Kapadokya bölgemiz var. Burada volkano sedimenter kayaçlar ve piroklastik kayaçlar üzerinde bir dağılım görmekteyiz. Yine buna yakın olarak tektonizmanın paralelliğinde gelişmiş Aksaray'dan Tuz Gölü'ne paralel gelişmiş Tuz Gölü fayının üzerinde gelişen bedlenslerimizi görmekteyiz. Dördüncü bölgemiz Doğu Anadolu bölgesinde kalıyor. Bu bölgedeki en önemli denetleyici faktörlerden biri aslında sıcaklığın mevsimselliği ve bununla beraber gerçekleşmiş bu dağlık alanlar için konuşuyorum, kar yağışları. Kar yağışlarının burada iki türlü rolü var. Bir, mekanik olarak regolit tabakasının içerisine sızıp genişlemesiyle beraber bir mekanik ayrışmaya ve bununla beraber suların çözülmesinde özellikle yaz dönemlerine doğru karların erimesiyle beraber suyun yaptığı kimyasal çözünme weathering olarak bakabiliriz bu olaya. Etkin olduğunu söyleyebilirim. Ve beşinci sınıfımızda aslında kuzey-güney olarak bir dağılım göstermekle beraber kuzeydeki sınırı Orta Anadolu, aslında Anadolu'nun Orta Anadolu marjininden ayrılan kısım net bir şekilde ortaya çıkmakta. Yine bu alanda Sivas, Erzincan çevresinde parametre özellikleri açısından dördüncü klastere benzer özellikler göstermesine rağmen bu grup içerisinde yağışların da mevsimselliğinin arttığı güney bölgesi yani buradaki Gaziantep çevresindeki değerlerle beraber ayrı bir kümeleme oluşturduğunu söyleyebilirim. Ve burada aslında bizim ele aldığımız bölgeler içerisinden bir örnek vermek istedim parametrelerin nasıl değiştiği ile ilgili. Burada arit yani kurak alanlara bir örnek Nallıhan'dan bir örnek görmekteyiz. Buradaki NDVI değerlerinin burada düştüğünü ve bedlenslerin oluşumunun burada nasıl cereyan ettiğini görmekteyiz. Ve bununla beraber Kargı ilçesinde NDVI değerleri aslında burada artmakta ve bu NDVI değerlerinin artmasıyla beraber burada kuzeye bakan yamaçların tamamen bitki örtüsüyle karakterize edilirken güneye bakan yamaçlar genelde bedlens alanlarının olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Aynen toparlarsan süren bitti. Evet hocam son cümledeyim, son slide'deyim. Toplayacak olursak biz Türkiye'de yaklaşık olarak 4494 kilometre kare bir bedlens alanı tespit ettik ve bu bütün Türkiye'ye dağılıyordu. Buna bakıldığında biz bu kontrol eden faktörler çerçevesinde 5 ana grup belirledik. Bu ana grupların oluşmasındaki en önemli faktörlerden faktörleri açıklarken aslında bunun iklimsel ve topografik değişkenlerin, geçiş alanlarının burada çok önemli rol oynadığını görmekteyiz. Ve biraz daha özele girecek olursak, buradaki iklimsel olarak bakıldığında sıcaklık ve ortalama yıllık yağış değerlerinin bu klasterlerin, kümelerin oluşmasında en efektif rol oynadığını görmekteyiz. Ve bununla beraber Türkiye'deki bedlenslerin oluşumunda üzerinde hangi litoloji baskın dediğimizde neojen klastiklerin içinde görmekteyiz. Ve burada bunlar preoklastikler, volkan sedimenterler ve kontinental klastik kayaçların olduğunu, aslında sedimenter kayaçların grubunun olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bu çalışma, belirttiğim gibi aslında TÜBİTAK
sürecin bir parçası olarak. Ve ayrıca ben danışman hocam Tolga Görüm'e beni bu konuya yönlendirdiği için çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Aydan teşekkürler. Zamanımızı biraz açtık ama birkaç soru var. Bunlardan ilki Biken tarafından sorulmuş. Kastamonu Tulsa'daki Badlands'in gelişimini ve işte yaşını biliyor muyuz? Biken şöyle söyleyeyim. Aslında Badlands'teki en büyük problemlerden biri yaş tespiti. Bütün global olarak literatürde bu mevcut. Ama şunu düşünüyoruz. Biz Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşen bu alanlar aktif bölgeler ve yağışın ilk slaytlarda da bahsettiğim gibi yağışın biraz daha etkin olduğu alanlar. Burada tektonizmanın etkisiyle beraber bölgenin artması buradaki yağışların da artmasına sebep olup ve biz biraz daha yani göreceli olarak nemli bölgelerdeki bedlenslerin kurak alanlardaki bedlenslere nazaran daha genç ortaya çıktığını literatürden hakimiz. Yani böyle bir karşılaştırma yapabilirim. Aslında şu figürde de gösterdiğim gibi senin soruna cevaben buradaki Nallıhan'daki Badlands'ler Kargı'daki Badlands'lerden kesinlikle daha yaşlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Kargı'dakiler daha genç. Teşekkürler. İkinci soru Yasemin Balköy tarafından sorulmuş. Kurak iklimlerin etki alanlarının artması bedlenslerin gelişimi ilerleme hızlarına ve arazi kullanım kabiliyetlerine etkisi Türkiye özelinde nedir? Teşekkürler. Teşekkürler sorunuz için. Aslında kurak bölgelerin artması bedlenslerin artmasıyla ilgili bir pozitif etki İstatistiksel olarak çok büyük yapacağını düşünmüyorum. Çünkü kuraklığın artması demek oradaki yağışın azalmasıyla yağışın azalmasına sebep ve aslında oradaki yüzeysel akışı da azaltacağı için ve bununla beraber aslında erozyon oranları da düşecek. Ve erozyon oranlarının düşmesi demek oradaki badlands alanlarının yani stabil durumda kalacağını söyleyebilirim. Ama şunu şu açıdan bakacak olursak eğer bir humid alanın, nemli alanın yarı kurak bir bölgeye geçmesi durumunda kesinlikle Badlands oranlarının, Badlands dağılımının orada artacağını söyleyebilirim. Tabii bir de burada şunu belirtmekte fayda var. Bazı Badlands'ler lokal de olsa özellikle pediment yüzeylerinin üst kısımlarındaki tarımsal faaliyetlerle de antropojenik evet. Badlands'ler de var. Antropojenik olarak doğru. Diğer bir soru ve katkı Muhammed Zeynel Öztürk'ten bir sorum ve bir katkım olacak. Soru şu, belirlediğiniz kırgı bayır alanlarının sınırlarını nasıl belirlediniz? Bir indise ya da bir parametreye göre mi çizildi yoksa manuel mi yapıldı? Katkı çok geniş alan kaplamamakla birlikte Tokat Niksar'daki Gökçeli Köyü'nde dilim kayaları olarak isimlenen kırgı bayırlar mevcut. Tamam. Evet. Teşekkür ederim katkınız için hocam. Aslında isterseniz şöyle bir slide, ilk slaytlarına dönecek olursak oradaki figürden açıklamak istiyorum. Biz Badlands'ları ilk olarak dediğim gibi kabaca tespit etmiştik ve bu kabaca tespit ettikten sonra fluvial sistemlerin bu Badlands alanları içerisinde olmadığını biliyoruz zaten. Ve bunu tespit ederken bizim stratejimiz şuydu. Yamaç içerisinde kalmak. Çünkü Badlands'ler tamamen her zaman yamaç içerisinde oluşan bir yeryüzü şekli olarak karşımıza çıkıyor. Biz bir Badlands'i bir gali kanalı gibi düşünemeyiz. Aslında bir gali veya rill kanallarının birleşimi çerçevesinde gerçekleşen bir Badlands yer şeklidir, özel yer şeklidir. Yani bu kapsamda yamaçlara daha tabi kaldığımızı söyleyebilirim. Ve tamam, teşekkür ederim. Katkınız için teşekkür ederim hocam. Aslında Niksar'daki işte bizim aldığımız bu çalışmadaki Badlands'leri şunu belirteyim. Biz Artvin'de de ya da işte Posof civarında da çok küçük Badlands alanları ya da bazı büyük Anakaya heyelanlarının moloz malzemelerin içerisinde gelişmiş Badlands, mesela Akdağ'da da bunları biliyoruz. Burada bir unit olarak biz temsil edilmesi için belli bir oranın altındaki bedlensleri almadık. Yani bu çalışmada majör bedlens alanları var. Dolayısıyla
Dolayısıyla çok evet. küçük bedlens alanlarını biz çok individual kabul edip bir topluluk veya bir aile, bir grup oluşturmuyorsa bunları dikkate almadık. O yüzden bu dağılımlar belki size farklı gelebilir. Yani şuradaki bedlensleri kaçırmış olabilirsiniz diye düşünebilirsiniz ama dediğim gibi majör bedlens alanları var burada. Teşekkürler. Ayda'nın bir sorusu var. Türkiye'de tuz tabakalarında oluşan bedlensler var mı? Ayda şimdi İran'da tabii bunları gördüğü için İran'da çok iyi örnekleri var. Evet Ayda. Aslında de jipslerde var Nallıhan'da. Biraz daha jips ara katkılı tabakalarda var diyeyim. Evet aslında gördüğümüz fotoğraf onu gösteriyor Ayda. Evet. Ama şeyde tuzlarda yok. Ama genel olarak çok büyük bir dağılım sergilediğini göstermez. Teşekkür ederim hocam. Evet, bu sesini öğlen yemeğine herkes yetişsin diye kapatıyorum. Eğer başka sorunuz yoksa katılımınız için teşekkürler. Öğleden sonraki oturumlarda görüşmek dileğiyle. Sağ olun katıldığınız ve dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.